Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına yani sizlere ait olan kanala hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Türk Hava Yolları'na bakacağız. Daha önceki çizimlerimizi gözden geçeceğiz ve farklı bakış açılarıyla, farklı grafiklerle yine çizimler yaparak finansal okuryazarlığımızı her geçen gün daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları'nda ne demiştik arkadaşlar? Bizim boğa piyasasında bir tane yükselen trendimiz olur ve bu trend kırılmak suretiyle aşağı doğru bir düşen trend oluştururuz. Biz bu düşen trendimizi yukarıdan itibaren çizeriz. Düşen trend yukarı yönlü aşılmasıyla birlikte bizim boğa piyasasında ikinci yükselen trendimiz olur. Bu şekilde yorumlamıştık. Burada bir yükselen trendimiz vardı. Bu bölgelerde kırıldı. Sonra biz bir düşen trend çizdik. Sonrasında ise aşağı bölgeden, dip bölgelerden yapmış olduğumuz yükseliş trendimizi bu kırılımın olduğu dip bölgeye koymak suretiyle ikinci yükselen ana trend trendimizi meydana getirdik. Şimdi arkadaşlar burada ikinci yükselen trendimiz artık bizim boğa piyasasının ikinci aşamasına geçtiğimizi gösteriyor. Birinci aşama trend üzerinde yükselişle gider. İkinci aşamada ise artık o hisse senedi daha yüksek hareketler yapar, FOMOTİK hareketler yapar ve gidebileceği en yüksek seviyelere doğru dirençleri kıra kıra hızlı bir şekilde gitmesi beklenir. Biz şu anda BIST 100'de FOMOTİK görüntülerin oluşması gerektiği alanda olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden yükselişlerin sert bir şekilde daha yükseklere gitmesini bekliyorum. Herkesin düşüş beklediği yerlerde robotlar daha yüksek seviyelere fiyatları götüreceğini düşünüyorum. O yüzden benim yönüm yukarı yönlüdür arkadaşlar. Her yayında zaten söylüyorum. Çünkü bana göre ikinci yükselen trend zamanındayız ve bu zamanda artık robotlar hisse senetlerini öngörülemez noktalara getireceğini şahsen düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu seviyelerin daha yüksek seviyelerine çıkacağımızı düşünüyorum. Şimdi biz burada ne yaptık arkadaşlar? Bir tane yükselen trend çizdik. Bunu niye çizdik? Önce düşen trendimiz yukarı yönlü 135 civarlarında aşılmasıyla birlikte biz burada bir yükselen trend oluşturduk ve bu yükselen trend aşağı yönlü kırılmadıkça bizim Türk Hava Yolları'nda yönümüzün yukarı olduğunu konuşmuştuk. Şimdi Türk Hava Yolları'ndaki yakın vadeye gelelim. Ana destek bölgemiz neresi ona bir bakalım. Bu düşen kırıldıktan sonra bir yükselen oluştu. Bu yükselenin ise arkadaşlar destek bölgesi yaklaşık olarak 205 TL'lerden geçmektedir. 205 TL günlükte aşağı yönlü kırılmadıkça Türk Hava Yolları'nın yukarıdaki direnç bölgesi 250 TL'den geçmektedir. 250 TL'yi nereden bulduk arkadaşlar? Bakın birinci ana yükselen trendimiz kırıldıktan sonra bu trend illaki ileride de işe yarayacaktır arkadaşlar. Çünkü robotlar hiçbir zaman çizimlerini unutmazlar. Daha önce destek olarak karşılaşıyorsa sonrasında ise direnç olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu trend önemli bir trend. Defalarca kez burayı test ediyor ve daha yüksek seviyelere gidiyor. Ve buranın 140 civarlarında kırılmasıyla birlikte artık bu destek olmaktan çıkıyor. Direnç olarak karşımıza geliyor. 250 TL'ye kadar ben Türk Hava Yolları'nın yükselen trendini 205 TL'nin altında kalmadıkça burayı test edeceğini, yani 250 TL'yi test edeceğini düşünüyorum. Asıl FOMOTİK yükseliş ne zaman başlayacak arkadaşlar? Bu yükselen trend kırılmıştı ya 140'larda. Bu yükselen trend 250 TL'ler üzerine atması halinde Türk Hava Yolları'nda çok daha yüksek hareketler olacaktır. Daha yüksek seviyelere çok daha hızlı gitmesini o zaman ben beklerim arkadaşlar. Ancak şu anda fiyat 2 Aralık'ta sıkışmış. 205 TL ile 250 TL arasında gidecektir. O yüzden 250 TL'nin kırılıp kırılmadığına burada bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben bu 250 TL'nin şahsi görüşüm olarak söylüyorum arkadaşlar. Yukarı yönlü kırılacağını, buralarda ilk başlarda satış geleceğini, ancak sonrasında ise bu yükselen trendin aşağı yönlü kırmadan buradaki direnç trendini yukarı yönlü kıracağını ve yükselişlerin çok daha yukarılara sert bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar, bu basit bir çizimden ibaretti. Yani basit olarak biz herkes anlayabilsin diye bu çizimi yaptık. Son derece önemli bir çizimdir. Destek ve direnç seviyeleri isabetli bir şekilde, istikrarlı bir şekilde takip edilirse ona göre en yüksek kazancı ve en düşük zararı hesaplarınızda göreceğinizi ben düşünüyorum. Ben buna göre takip ediyorum. Bir de başka açılardan bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları önemli bir şirket. Geçmişi olan bir şirket. Yani piyasalarda da geçmişi var. Bunları yavaş yavaş kaldırıyorum arkadaşlar. Grafiğimizi sade hale getiriyorum ve aylık olarak açıyorum. Daha önceki fiyatlarına bakmak suretiyle bugünü anlamaya çalışalım. Zaten her yayında ne diyorum arkadaşlar? Koyun Bulucu geçmişten çizdiği trendlerle bugünü görmeye çalışır. Bugünü okumaya
kazanmaya çalışır. Ancak geçmişini bilmeyen hiç kimse bugün de para kazanması neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Kazansa da panikle kazanır, stresle kazanır. Ha şuradan düşecek, hadi buradan düşecek korkusuyla kazanır ve bir yerden sonra artık çok yükseldi diye elindeki ürünü satar. Ancak satmasıyla birlikte o ürün ona daha yüksek seviyelerden tekrardan kendini aldırır arkadaşlar. O yüzden sizler böyle yapmayın. Ürünün geçmişine bakın. Geçmişinde yapacağınız hareketliliklerle birlikte robotun ne yaptığını, nasıl bir trend buna oluşturduğunu anlamaya çalışın. O yüzden arkadaşlar ben bu yayınları sizler için yapıyorum. Umarım hepiniz öğreneceksiniz. Hepiniz kendi trendlerinizi çizmek suretiyle, kendi trendlerinize göre, kendi grafiklerinize göre al ve sat pozisyonlarınızı oluşturacağınıza inanıyorum. Bakın arkadaşlar burada böyle bir aylık görüntümüz var. Hemen trendimizi kanal üzerinden çizelim. Gördüğünüz gibi burada bir tepe bölgemiz var. Piyasaya giriyor. Yatay yapıyor arkadaşlar. Testere piyasası yapıyor aylarca. Sonra yükselişe başlıyor. Yükselişinin ilk buradaki tepesi neresi arkadaşlar? Burası. Buradan sonra bir düşen trend kendisini oluşturuyor değil mi? Bakın buradaki trendimin tepesine bunu yerleştiriyorum. Buradaki tepeye ise geliyorum, bunu bırakıyorum. Buradaki dibi seçiyoruz arkadaşlar sonrasında. Bakın nasıl bir görüntü oluştu Türk Hava Yolları'nda, görüyor musunuz arkadaşlar? Piyasaya giriyor. Bu trend nedir arkadaşlar? Bu trend elimizdeki hisse senedinin hareketliliğini robotun yaptırdığı bir trenddir bu. Şimdi bunun doğru mu yoksa yanlış trend mi, onun analizini birlikte yapalım, öğrenelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu trendin orta bandı, bu trend içerisinde yapılan tüm hareketliliğin ortalamasının geçtiği yerdir arkadaşlar. Son derece önemli bir yerdir. Orta band trendin üstüyle 6 kadar önemlidir. Altta ne kadar destek olacağını biz düşünürsek, çok güçlü manada, yukarıda da ne kadar güçlü bir direnç olacağını düşünürsek, ortalarda eğer yukarıdaysa, yukarıdan aşağı ürün fiyatı iniyorsa güçlü destek, aşağıdan yukarı doğru çıkıyorsa güçlü direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın arkadaşlar trendimizin doğru bir trend olduğunu görüyorsunuz. Burada ben bu tepe ile şuradaki tepeyi yerleştirdim değil mi? Orta tepelerimiz tutuyor mu? Milimetrik olarak tutuyor. Bakın burası da tutuyor arkadaşlar. Bakın buradaki tepe de tutuyor. Şimdi kanalımızın ortasına baktığımızda, buradan tepeden yaptığında biz ne bekliyoruz arkadaşlar? Kanal hareketliliğinde, kanal teorisinde, kanal tekniğinde önemli olan nedir? Eğer bir ürün tepeye gelmişse orta banda kadar düşmesi beklenir. Orta band eğer kendisini destek olarak tutmazsa alt banda düşmesi beklenir. Burada ne yapmış arkadaşlar şu mumda? Milimetrik olarak orta band burada tutmuş ve beklenti nedir? Üst banttır. Gördünüz mü arkadaşlar? Üst banttan orta banda kadar düşüyor. Ve milimetrik bir şekilde bunu halı dokur gibi dokuyaraktan yıllarca bu trendin orta bandıyla üst bandı arasında Türk Hava Yolları şirketi robotu bu hisse senedini götürüyor. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Hangi ayda yapmış bunu? 5 Mayıs 2022 yılında bu trendi artık yukarı aşıyor ve Türk Hava Yolları diyor ki benim artık buradaki konsolidasyon sürecim geçti. 10 yılda 15 yılda bir gelen otomatik yükselişlerin olacağı çok daha yüksek seviyelere gitmek istiyorum diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Trendle işimiz bittiği için biz buna yeni bir trend çizeceğiz. Yani klonlayacağız arkadaşlar, getireceğiz. Bir trend yukarı yönlü aşılıyorsa artık bir trend boyu kadar daha yüksek seviyeye gitmesi teknik manada beklenir arkadaşlar. Bizim de burada beklentimiz bir trend boyu kadar bu ürünün fiyatının yukarı gitmesi olacaktır. Bakın arkadaşlar trendi aşıyoruz. Aşmayla birlikte bir sonraki ay, yani Haziran ayının 2022'sinde trendimiz aylık bazda retest ediliyor. Sonra hızlı bir şekilde biz orta banda gidiyoruz. Orta bandında bu ay itibariyle üstünü açtığımızı görüyoruz. Beklenti nedir arkadaşlar aylıkta? Bakın buradaki trend orta bandımız bizim 195-200 TL'lerden geçiyor. Biraz önce yaptığımız çizimlerde ne demiştik? 205 TL demiştik. Ortalama fiyatların tuttuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Trendle çizseniz ortalama fiyatların tuttuğunu görüyorsunuz. Yani diğerleri de birer trenddir. Onlar yükseliş trendleridir, düşüş trendleridir. Ancak bir kanal görüntüsü değildir. Bu da bir kanal trendidir arkadaşlar. Buradaki görüntünün çok daha güzel olması sebebiyle bu çizimi de sizlere yapmak istedim arkadaşlar. Türk Hava Yolları güzel bir şirket, hepiniz biliyorsunuz. Aslında bu fiyatların dahi Türk Hava Yolları'nda çok ucuz olduğunu ben düşünüyorum. Yani şu fiyatlar dolar bazlı 10 dolar bile yapmıyor arkadaşlar. Bu şirket başka bir ülkenin şirketi olmuş olsaydı, bir Avrupa ülkesinin, bir Amerika ülkesinin şirketi olmuş olsaydı, siz inanıyor musunuz ki böyle bir şirketin, dünyanın en iyi hava yollarından bir tanesi olan şirketin 10 doların dahi altında bir değerinin olacağına işin açıkçası ben inanmıyorum. O yüzden benim bunda beklentim daha yüksek seviyelerdedir arkadaşlar. Bu görüntü uzun vadeli bir perspektif sunmaktadır size. Uzun vadede takip edecek arkadaşlar bu trende göre takip
takip etmeleri gerekmektedir arkadaşlar. Yani kendinize göre takip edin. Ben buna göre takip ediyorum. Önemli bir trend olduğunu size zaten söylüyorum. Bakın zaten robotun yapmış olduğu hareketliliği bulmadan bu ürünlerde yani para kazanmak neredeyse imkansız. Yani bu seviyeler size çok yüksek geliyor ama acaba bu ürünün robotuna göre çok yüksek seviyeler mi, yoksa daha yüksek seviyeler olan 750 TL'lere, 700 TL'lere mi gideceğiz biz? Yani bunu anlamamız lazım. Buradaki görüntünün bu kadar güzel işleyebilmesi insanoğlunun yapabileceği bir şey değil arkadaşlar. Yani bunu robottan başkası şu görüntüyü yapamaz yani. Şu dalga hareketini görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir dalga hareketi var. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Yani buralarda her ne kadar dalga yaparak yükselse de bu dalga artık dalgalığını bırakıyor. Yani buradaki bir görüntü konsolidasyon süreci, bir testere piyasası bu. Üst bant alt bant şeklinde giden bir testere piyasasını terk ediyor ve bir yükseliş piyasasına başlıyor. O yüzden arkadaşlar burada önemli seviye 200 TL'nin aşağı yönlü bu grafiğimize göre kırılmaması halinde hedefinin 700 TL'ler olduğunu söylüyor. Gelin şimdi günlüğe geçelim ve görüntümüze tekrardan bakalım. Bakın arkadaşlar günlükte de zaten nokta atışı bizim buradaki trendimizin oturduğunu görüyorsunuz. Yani sadece aylık olarak düşünmeyin. Bakın nokta atışı günlükte de zaten trendimizin orta bandı burada kendisini bir destek olarak size gösteriyor. Buranın kırılmasıyla birlikte ne beklenir arkadaşlar? Günlükteki görüntümüz yukarı yönlü kanal aşılıyor. Kanalın aşılmasıyla birlikte hani dedim ya 2022'nin Haziran ayında kanalı aşmış ve retest yapmış bir tane mum gördünüz orada. Bakın günlükte daha canlı gözüküyor arkadaşlar. Trend nasıl aşılıyor burada? Hacimli bir mumla yukarı doğru aşılıyor. Sonra birinci testini ve ikinci testini yapıyor. Artık beklentimiz nedir? Trendin orta bandına gitmesidir değil mi? Bakın arkadaşlar trendin orta bandına şurada gidiyoruz. Burada biraz zorlansa da trendin orta bandını yukarı yönüne aşıyoruz. Şimdi şu olabilir. Bakın burada trendin önemli bir direnç bölgesi yukarı aşılınca iki kez bir bölgeyi biz ne yapmışız? Test etmişiz. Yani Türk Hava Yolları'nın da 195-200 TL'lere kadar düşmesi son derece teknik manada normaldir arkadaşlar. Çünkü önemli bir direnç bölgesini yukarı yönlü aşıyor. Dolayısıyla yani 200 TL'lere 195 TL'lere düşmesi bunu bir düşüş trendine getirmeyecektir. Bu 195 TL'nin aşağı yönlü kırılması biraz tehlike oluşturacaktır. Çünkü artık buradaki görüntü fake olacaktır. Trendin orta bandı aşılmış görünüyor. Ancak bunun altına gelmesi bunu bir fake hareket olarak karşımıza getirecektir. Bir düşen trend oluşturacaktır. Bu saatten sonra 195 TL'nin altında kalması halinde stop olmak gerekir ve yapılması gereken tepeden aşağı doğru bir düşen trend çizersiniz. Ne zaman bu düşen trend yukarı yönlü aşılırsa o zaman alırsınız. Ona göre hareket etmek lazım. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Bakın burada da bir düşen trendimiz var değil mi? Düşen trendimizi bu şekilde çiziyoruz. Burada nokta atışı direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani 150 civarlarından sattığımız ürünü tekrardan 135 civarlarından bize al fırsatı veriyor. Yani burada da böyle bir şey olabilir. Son derece normaldir. Bunun altına gelmediği sürece bizim bundaki hedefimiz nedir arkadaşlar? Yaklaşık olarak 690-700 TL civarları olabilir arkadaşlar. FOMOTİK yükselişlerden bahsediyorum. Burada da takip etmeniz gereken sizin trendiniz budur. Buna göre takip ederseniz aşağı yönlü kırılmadıkça yükselişlerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Buna göre de bizim ilk destek bölgemiz 205 TL olarak karşımıza çıkıyor. 205 TL 195 TL arkadaşlar çok yakın olarak görünüyor. Ancak siz bu yükselen trende bakarsınız. Bu yükselen trend nerede kırılırsa stop olursunuz. Bu orta bandın ise destek olarak çalışmasını beklersiniz. Güzel bir grafik olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu yayınları takip etmeden bunları öğrenmeniz neredeyse mümkün değil. Ben sizlere çok farklı bakış açılarıyla, çok farklı çizimlerle eğitim niteliğinde yayınlar yapmaya çalışıyorum. Ancak yayını izleme oranlarıyla abone olma oranları eş değer değil arkadaşlar. 50 bin, 60 bin civarlarında izlenmelerimiz var. Ancak abone sayılarımız yeterli değil arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olalım. Kanala destek verelim. Destek verelim ki çok daha güzel içerikler sizler için yapılsın arkadaşlar. Burada bakın. Eğer bu dediğim gibi 205 TL'nin altında günlük bir kapanış yapmazsa hedefimiz 700 TL civarlarına kadar çıkacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şöyle bir şey olabilir. Bu bir yükselen trend bir yere kadar bizi götürür. Çünkü 700 TL'ye daha arada çok büyük fark var. Belki buralarda kırılır arkadaşlar. Kırılmasıyla birlikte stop olmak elzemdir. Stop olmazsanız buradaki sert yükseliş kendini sert düşüşe getirebilir. Orada bir düşen trend çizilir. Ana destek bölgesi ise yine bu 205 TL civarları olacaktır arkadaşlar. Buralardan tekrardan al fırsatı verdiğinde yani düşen trendimiz yukarı yönlü bu bölgelerden kırıldığında
tekrardan alırsınız ve tepe fiyatları kendinize hedef olarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Benim Borsa İstanbul'daki beklentim de yüksektir. 7100 civarlarına kadar gideceğini düşünüyorum. Oralar her ne kadar satış bölgesi olarak karşımıza çıksa da orta vadedeki beklentim de 10.000 olarak düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle 7100, sonra ise 10.000'lere gideceğimizi düşündüğümden dolayı Türk Hava Yolları'nın da bu hedeflere gitmesinde herhangi bir risk görmüyorum ben. Ancak yükselen trendimizin takip edilmesi, stop olduysa stop etmemiz, yükseliş yönünde devam ediyorsa kar pozisyonunda kaldığımız yerden devam etmemiz son derece önemlidir arkadaşlar. Buna göre siz takip ederseniz, bu kurallara uyarsanız maksimum kazancı, minimum zararı görürsünüz arkadaşlar. Piyasaların ben yönünün yukarı olacağını, ancak 20 Temmuz'da PPK toplantısı olduğunu, PPK toplantısıyla birlikte her ne kadar hareketlilik artsa da yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, bol kazançlar.